Arkadaşlar biz derse başlayalım. Geciken de daha sonra yeni bir yoklama yapmam lazım. Onlara bir gelmeyen varsa listeden yedeklerden önümüzdeki hafta devam ettirmem gerekiyor. Şimdi dün de söyledim. Devamsızlık yapmamak benim için çok önemli. Yani eğitime geliyorsak ve eğitimde gerçekten verimli olduğunu düşünmek için yapmamız gereken eğitim sonuna kadar katılmak. Yani bir eğitimin başına geldim, ortasına geldim, bu şekilde eğitim olmuyor. Bir gün geldim, iki gün gelmedim, o da olmuyor. Yani başından sonuna kadar bu eğitimi bulunmam lazım ki biz derdimizi tam manasıyla sizlere anlatabilirim. Java programları bir, burada bizim İSMEK'te toplamda 3 tane Java programları eğitim var. Java programları bir Standard Edition. 2 ve 3 ise bu işin kurumsal mimari kısmını, web kısmını anlatıyoruz. Ama şu an 2 ve 3 eğitimleri yok. Bilginiz olsun. Part-time hocalar anlatıyordu bu eğitimleri. Java anlatan benim haricimde de şu an farklı bir hoca olmadığı için Java programlı 1, Android programlı 1 ve 2 eğitimleri şu an ben veriyorum sadece. Haftanın 5 günü tam zamanlı olarak İSMEK'te çalışıyorum. Eğitim hakkında eğitim süremiz dün de söylemiştim arkadaşlar 80 saat yani 2 aya tekabül ediyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri 14.30-17.30 saatleri arasında. Tarih aralığı eski bir gruptaydı. Sizin ocağın 15'inde bitiyor arkadaşlar. Bu hafta başladı. Ocağın 15'inde bitiyor şeklinde not alalım. Tarih aralığı eğitim süresinin %20'sine kadar devamsızlık yapabilirsiniz demiştik. Bu da 3 gün ya da 4 güne tekabül ediyor. Belge alabilmek istiyorsak eğitimin %80'ine katılma zorunluluğumuz var arkadaşlar. Yine dün de kendimden bahsetmiştim. İsmim Şerif Güngör. 2015 yılı mezunuyum demiştim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünü bitirdim. Yaklaşık 10 yıldır yazılımla uğraşıyorum. Sadece programcılık öncesinde de uğraşıyordum arkadaşlar. İSMEK'te tam zamanlı olarak 2 yıldır çalışıyorum. İlk yılımda part-time olarak başlamıştım Android ve Java üzerine. Bu yıl tamamen Android 1, 2 ve Java programımı anlatıyorum. Bir anda kendi çabalarımla Python kitabı, Android programlama kitapları yazmaya çalışıyorum. Henüz bunlar da bitmedi. Udemy eğitim setidir, YouTube'a video atmadır. Bunlarla da uğraşıyorum. Ders videolarını zaman zaman yine YouTube kanalıma yükleyebiliyorum. Java'da hiç bunu yapmadık ama Android programlamayı da yapıyoruz. Web sitemde yazılımla alakalı bloglar paylaşıyorum. Mail adresi, telefon numaramı kaydedebilirsiniz. Ben bir WhatsApp grubu oluşturacağım arkadaşlar. WhatsApp grubu üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Işığı kapatalım. Şu an iyi mi? GitHub kurulumlarını dün göstermiştik zaten. YouTube üzerinden yine makaleleri, videolara bakabilirsiniz demiştik. Mail adresim üzerinden de iletişim kurabilirsiniz. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Yani elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bu eğitim süresince. Bir WhatsApp grubu oluşturacağım arkadaşlar. Bir boş bir kağıt veririz. Orada bütün isimlerimizi, telefon numaralarımızı yazarız. Ben gün sonunda WhatsApp grubu oluşturup orada sizleri de eklemiş olurum. Ders işleyişi hakkında tekrar ben oradan gruptan paylaşırım arkadaşlar bu PDF'leri. Ders işleyişi hakkında yine dün de bahsetmiştim. Bir tekrar bir üzerine hızlıca vurgulayalım. Yani sizin talebiniz doğrultusunda bazen kod yazıyoruz. En arkadaki arkadaşlar ekranı göremiyor. Hocam ekranı bağlayabilir misin? Bütün ekranları bağlayabilirim bazı zamanlarda. Çoğunlukla projeksiyon üzerinden ilerliyorum. Ben kodu yazıyorum. Siz de bakarak aynısını yazmaya çalışıyorsunuz. Ben bir örnek yapıyorum. Örneği bitirdikten sonra benzer örnekleri de sizlerden isterim. Sizin de yapmanızı isterim. Konularla alakalı ara ara not almanızı isterim. Yani gidip bir not defteri açarım. Oraya yazılar yazarım. Sizin de bunları yazmanızı isterim. Kişisel olarak özellikle yazmanızı istiyorum. Bir slide üzerinden çoğunlukla anlatmam akılda kalıcı olmuyor. Bir notu kendiniz yazdığınız zaman, okuduğunuz zaman bence daha akılda kalıcı oluyor.
Gerekli gördüğümde ödevi sevinirim ama çok ödev verme taraflar değil. Dersi zamanında dinleyip anlamanız benim için daha önemlidir. Günlük olarak ders notlarının yedeğini almanızı isterim. Yani hocam bugün kodları gönderdin mi gibi bir derdimiz olmasın. Kişisel olarak kendi yedeklerimizi kendimiz almamız lazım. Projeksiyonu yansıtıp kod yazmanızı isteyebilirim. Buradaki kodları yazın diyebilirim arkadaşlar. Ya da tüm bilgisayarları kendi ekranımı yansıtabiliyorum. İhtiyaç olması durumunda yine laptopla gelmenizi isteyebilirim ama burada bütün bilgisayarlar Java kullanımı için hazır. Hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Bu nedenle laptop getirmeyin demiştim. Yani isterseniz getirebilirsiniz ama gerek yok. Bütün bilgisayarlar sorunsuz şekilde Java yazılımı geliştirmek için müsait. Toplamda 4 tane modülümüz var dedik. Java programlama giriş 8 saat. Temel programlama becerisi 16. Nesneyi dalı programlama object oriented değil arkadaşlar tamamen. Bu yanlış anlaşılıyor. Modülün ismi nesneye dayalı programlama. İçerisinde hafta hafta farklı konular işleyeceğiz. Object oriented konusunu bir haftada anlatıyorum. Veri tabanı dosya işlemlerinde 16 saati yaymışlar ama şuradaki sıralama beni çok tatmin etmiyor. Bu sıralamayı ben değiştiriyorum. Atıyorum dosya işlemi object oriented'dan önce gösteririm. Çünkü nesneler, sınıfları bunları anlattığım zaman dosya işlemlerini çıkarmak daha kolay oluyor. Sıralamasını değiştirebilirim bu modülleri. Ya da 8 saat uzun uzun gidip size slide anlatmam. Temel bir Java'yı tanımaya çalışırız. Eclipse'i yükleyip bu Eclipse üzerinde program nasıl geliştiriliyor bunları öğrendiğimize aslında belli bir temele ulaşmış olacağız. Temel kavramlardan dün yine bahsetmiştik. IDE neydi? SDK neydi? JDK neydi? JVM, JAR. Bunları yine dün bahsetmiştik. Bu PDF'leri dediğim gibi yine sizlerle paylaşacağım. Şurada bir link var. Buraya girip yine detaylıca okumanızı beklerim. Şuradaki içerikte de bunları bulabileceksiniz. Neden Java diye bir soru yönelttiğimizde Java programlama dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bundan dün bahsetmemiştik arkadaşlar. Java programlama. Neden Java programlama? Niye bu eğitimi tercih ediyoruz? Yani bir albenisi var mı? Niye tercih ediyorsunuz? Her platformda çalışıyor. Her platformda çalışır. Yani platform bağımsızdır. Windows'da da çalışıyor. Mac'te de, Linux'ta da her yerde Java'yı kullanabiliyorum. Bu bir artıdır. Başka? Popülasyonu yüksek bir değil. Yani ben Java'yı bildim bileli sürekli yükselişte. Birinci, ikinci, ilk üçte sürekli yer alıyor. Popülasyon şöyle, mesela Türkiye'de ya da dünya üzerinde söyleyelim. Popülasyonu şu an en yüksek dillerden birisi Python. Bir tanesi JavaScript. Bu popülasyon güçlü bir dil olduğu ya da sürekli zirve bir dil olduğu anlamına gelmiyor. Belli zamanlarda yükselip daha sonra inişe geçen yazılım dilleri de olabiliyor. Ama Java sürekli lider seviyede. C, Java, C++. Bunlar sürekli ilk üçtedir. Yani Java lider konumda olduğu için bir artısı var değil mi? Başka Java'nın özelliklerinden yine bahsedelim. Nesne yönelimli programlama desteklidir. Object oriented desteği vardır. Doğru. Yani Java'yı seçme nedenlerimizden biri bu olabilir. Başka? Sadece Android için mi? Öğrenmesi de modern diğer dillere çok yakın olduğu için kolay. Bazıları bu konuda zordur diyor. Java zor bir dildir. Yani mesela bir cümleyi tırt bir mantığı var. Yani düşün, IQ'yu bile düşündüğü falan test edilmiş. Öyle mi? Evet. Visual Basic, evet. Bazı yazılım dilleri cümle kurabilmeye yakın diller. Evet. O yüzden yazım kolaylığı olabiliyor bazı dillerde. Şimdi Java yapan özelliklerden birisi nesne yönelimli programlama olması. Yani bir gerçek bir nesne oluşturulmuş gibi düşüneceğiz. C Sharp da benzer şekilde böyle. Bir nesne yönelimli programlama olmasının bize sağlamış olduğu avantajlar var. Bunlar RAM bellekte bir pointer'a sahip oluyor. O pointer üzerinden ilgili nesneyi istediğimiz zaman çekebiliyoruz.
Yani değerler uygulamayı kapatmadığı süre boyunca elde edilebiliyor. İstediğim zaman çağırıp kullanabiliyorum o değerleri. Ama bazı dillerde object oriented desteği olmadığı için ne değişkendir, ne metottur, fonksiyon, bunları rahatlıkla kullanamıyorsunuz. Java bu konuda çok iyi. Başka açık kaynaklı dedik. Açık kaynaklı demedik. Ne dedik? Platform bağımsızdır dedik. Başka açık kaynaklıdır. Bu da ağzımdan çıktı. Açık kaynaklı ne demek? Open source. Yani kodları ben bir yerde paylaşabilirim. Mesela GitHub'a yaptığım proje kaynaklarını paylaşabilirim. Açık kaynaklı bir yazılım dili kodları paylaşıp daha fazla kitleye ulaşabilmemi olanak tanırım. Başka açık kaynağın bir sağladığı bir avantaj var mı? Açık kaynaklıysa arkadaşlar ücretsizdir. Ücretli ama açık kaynaklı çok duymazsınız. Genelde yazılım geliştiriciler özgürlükten yanadır. Yani ücretsiz olsun. Yazdığım program ücretsiz olsun. Kullandığım program ücretsiz olsun. Bunun derdinde. Linux yapan özelliklerden biri nedir? Açık kaynaklı olması, ücretsiz olması. Windows ücretli bir yazılım. Ama kimse ben Windows'a lisans ücreti ödüyorum diyen duymadım ben şimdiye kadar. Bir şekilde bunları aşıyoruz. Android açık kaynaklı. Open source. Android işletim sistemi siz de geliştirebilirsiniz. Android uygulaması yazmak için atıyorum bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Android uygulaması yazabilmek için. Yani tamamen açık kaynağa yönelik. C# ilk çıktığı zamanlarda program Visual Studio paralıydı. Daha sonra community sürümünü çıkardılar. Ücretsiz öğrencilere ücretsiz. Proje yapmak için birkaç projeye ücretsiz. Unity aynı şekilde. Kendi başına bir şeyler yapıp öğrenmek için ücretsiz. Ama bunu ticari olarak kullanmak istiyorsan diyor ki ücretlidir. Java'da böyle bir durum yok. Java 11 ile yine duyduğum haberlere göre söylüyorum. Ücretli yapmışlar. Ya öyle deniyor ama ben hiçbir zaman para istediğini falan duymadım. Onlar ticari projelerde olabilir. Yani web kısmında olabilir. Kurumsal mimari kısmında belki ücretli olabilir. Java önceden Sun firmasına ait bir üründü. Sun firmasından da Oracle'a el değiştiriyor. Oracle satın aldığı için belli başlı noktalarda Oracle bu işten para kazanmak istiyor. Bu nedenle ücretli yapmaya çalıştığı yapılar var. Mesela Android açık kaynaklı bir işletim sistemi. Aynı zamanda Android arka planda ilk çıktığı zamandan beri Java'yı destekliyor arkadaşlar. Hala da destekliyor. Oracle Java'yı satın aldıktan sonra Android'e şunu diyor. Diyor ki ben para istiyorum. Yani Android'e Java yazılım diliyle geliştiriyorsanız Android programları bize bir lisans ücreti ödeyin. Android de diyor ki Google ben para ödemem. Şimdiye kadar bu zaten açık kaynaklıydı. Farklı bir yazılım dilinde desteklemeye başladılar. Java yazılım dilinin yanında Kotlin yazılım dili de artık Android'de destekleniyor. Yani böyle firmalar sürekli bir rekabet içerisinde. Yani açık kaynak yazılım dilleri bize her zaman bir artıdır. Ücretten dolayı değil arkadaşlar. Open source. Bir kaynak aradığım zaman başka geliştiricilerin yazmış olduğu çalışmalara rahatlıkla erişebilirim. Bugün açık kaynaklı yazılım dediğinizde aklınıza bir sürü yazılım dili gelir. Java gelir. Python gelir, JavaScript gelir, C# gelir, C gelir, C++. Bunun haricinde böyle bir sürü diller var. Kotlin, Swift. Yani bunların bir artısı olması lazım. Bir de tercih sebepleri var. Ben niye Java'yı tercih ediyorum? C# kullanamaz mıyım? C# diğer yazılım dillerini ayırt eden özellikler de olması lazım, değil mi? C# hangi platformda kullanıyoruz? Windows'ta. Yani ilk çıktığı zamandan beri Windows'tadır arkadaşlar. Microsoft artık uyandı. Baktı ki açık kaynaklı sistemler çok revaçta, çok kullanılmaya başladı. Yani millet para ödemek istemiyor. Bir de performans yüksek olsun diyor. Windows'u kullanıyorsun, RAM tüketimi çok yüksek. Arka plandaki çalışan servisler RAM belleği çok tüketiyor. Ama Linux kullandığın zaman oldukça tasarruflu bir bilgisayar haline getirebiliyorsun. 1 GB RAM bile yetiyor bilgisayarı kullanmak için. Artık Microsoft da şuna dönmeye başladı.
open source'u destekler hale geldi. Yani bugün C Sharp'la yazdığın kod Windows'da %100 çalışıyor, tamam. Ama diyorduk ki Linux'ta çalıştıramazsın, Mac'te çalıştıramazsın. Mono diye bir yapı var. Artık C Sharp'la yazdığın exe haline getirdiğin programları diğer işletim sisteminde de çalıştırabiliyorsun. Bunun haricinde Windows ne yaptı? Linux'un terminalini Windows'a getirdi. Yani artık open source'a doğru yöneldiğine bir işaret Windows'undan. Microsoft'un yaptığı en büyük ataklardan birisi GitHub.com'u satın almak. GitHub farklı bir sahibi vardı. Microsoft satın aldı. Yani bunu Google da satın alabilirdi. Firmalar, büyük firmalar rekabet halinde sürekli. Bu da Microsoft'un sürekli açık kaynağa doğru yatırım yaptığına çok büyük bir işaret. Microsoft bugün Nokia dev bir firmaydı değil mi? Telefon firması. Nokia ilk çıktığı zaman Windows Phone'a geçmeseydi, Android'e geçseydi çok güzel yükselişe geçecekti. Windows Phone'un da bir tüketim kitlesi olmadığı için %2, %3'lük kitle. Android'de açık kaynak, telefon fiyatları düşük olması sebebiyle insanlar sürekli Android telefon aldı. Yani bir yandan tüketiciyi de düşünmek gerekiyor. Yani benim bugün Java kullanmamın en büyük avantajlarından biri, kişisel olarak söylüyorum, Android programlama yazabilmek için kullanıyorum ben Java'yı. %90 Java benim işime Android için yarıyor. Ama bu demek değildir ki farklı işler için de kullanılmıyor. Java'nın 3 tane temel farklı bölümleri var. Micro Edition, Standard Edition, Enterprise Edition. Buradaki Java 2 ve 3 eğitimlerinde Enterprise Edition öğretiliyor. Yani bu işin web kısmı, kurumsal mimari kısmı anlatılıyor arkadaşlar. Bu işin Micro Edition kısmı var. Eski tarz telefonlarda, daha akıllı telefonlar çıkmadan önce cep telefonlarında Micro Edition yapısı kullanılıyordu. Micro Edition aynı zamanda kullandığınız cihazlarda da yazılım dili olarak arka planda çalışıyor olabilir. Yani bir buzdolabı arka planda Java çalışıyor olabilir. Bir fırın arka planda Java yazılımı çalışıyor olabilir. Cihazlarda da kullanılıyor arkadaşlar Java. Micro Edition kısmı yine aklınızda bulunsun. Hiç kullanmadım ama Micro Edition diye bir yapısı var. Enterprise Edition bu işin web kısmı. Biz şu an bu eğitimde neyi öğreneceğiz? Standard Edition. Temel Java öğreneceğiz. Temel Java'da 2 ay içerisinde yapılar neler? Hafta hafta yapıları öğreneceğiz. Bu yapıların neler oldukları, nasıl kullanıldıkları, bunları size iyi şekilde anlatacağım. Yani Java SE diye duyduğunuz zaman bilin ki Standard Edition, yani Java programı bir eğitim içeriği oluyor. Neden Java diye bir soru yönelttik. Platform bağımsızdır. Windows'ta da çalışır, Linux'ta da, Mac'te de. Açık kaynaklıdır, open source. Java ile web uygulaması geliştirebilirsiniz. Masaüstü uygulaması geliştirebilirsiniz. Mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Mesela C Sharp'ta ne yapabilirsiniz? C Sharp'ta masaüstü uygulaması geliştirirsin. Web uygulaması geliştirirsin. Konsol uygulaması geliştirirsin. Java'da da yine konsol üzerinden değineceğiz. Eğitim süresinde sürekli konsolda uygulamalar yapacağız. Bunun haricinde Java'da oyun da yazabiliyorsunuz. Pardon, Java'da da yazıyorsunuz ama C Sharp'ta da yapabiliyorsunuz. C Sharp'ı daha etkin hale getiren özelliklerden biri budur. Unity, büyük bir yapı oyun motoru. Unity, C Sharp'ı destekliyor. İlerleyen zamanda Java'yı da destekler. Java ile oyun da yapabilirsiniz. Ya da farklı oyun motorlarını araştırırsınız. Java ile de oyun yapılabiliyor. Bunun haricinde C Sharp mobil uygulama geliştirmek için de kullanılıyor. Xamarin diye bir yapısı var. Yani işletim sistemleri, bunu artık bir kenara bıraktınız. Bir yazılım dilinin de birden fazla yapıya izin vermesi lazım. Mesela Python yazılım dili masaüstü programlamada kullanılır. Konsolda kullanılır. Web kısmında çıkardılar. PHP dediğimizde aklımıza sadece web yazılım gelir. Başka bir şey gelmez. Çünkü o işin masaüstü programlama kısmı yok. Bir yazılım dilidir ama sadece webde çalışır PHP. Diğer yazılım dillerinin artıları eksileri var. Bunları araştırmak gerekiyor. Bir de ilk defa bir yazılım dili öğreniyorsak
öğrenebildiğimiz kadar, yani tamam ben Java'yı öğrendim dediğim zaman farklı bir yazılım dili de araştırmam lazım. Çünkü bir proje yapacaksan bir firmada o karar bende olabilir. Bu programı Java ile mi yazsam daha mantıklı olur, daha stabil çalışır, Python ile mi yazsam daha iyi çalışır? Bunun kararını veren merci sen olabilirsin. Bu nedenle farklı yazılım dillerindeki yapıları da öğrenmek gerekebilir. Yani bu işin bir sonraki aşaması. Kaynak çeşitliği fazladır. Buradan da şunu anlayabilirsiniz. Java yazılım dilinin çıktığı zamandan beri internette sürekli dokümanlar bulabilirsiniz. Yani Türkçe olsun, İngilizce olsun, Java'da ben şu konuyla alakalı bir şey bulamadım diyemezsiniz. Yani 10 yıldır, 15 yıldır internette bir bilgi birikim var Java ile alakalı. Yani bu nedenle kaynak çeşitliği fazladır. Stabildir, kararlı çalışır. Yani benim bilgisayarımda Java düzgün çalışmıyor diyemezsiniz. Bütün bilgisayarlarda bu standarttır. Performanslıdır, hızlıdır, güvenilirdir, güvenlidir. Güvenli ve güvenilirden şunu anlayabilirsiniz. Yani Java'da ben bir açık buldum, bu açık üzerinden bir programı hackledim tarzında ben şimdiye kadar bir şey duymadım. Bu nedenle güvenilirdir. Güvenli olmak kısmı ise bazen güvenliği ikiye ayırırız. Bir uygulamanın güvenliği, bir de uygulamayı yazan kişinin almış olduğu güvenlik. Yani uygulamada açık bırakırsanız yine uygulamaya sızarlar. Uygulama geliştiricinin de güvenlik alması gerekir. Yardımcı kaynaklardan da dün yine bahsetmiştim. Stories Point ve Javad Point, bu ikisini çok kullanıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde yine ücretli olsun, ücretsiz olsun Udemy'den eğitim içerikleri bulabilirsiniz. Bunları ara ara bakmak lazım. Diğer yazılım dillerinde rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yani bu Udemy 2-3 yıldır popüler. Ben son 1 yıldır Udemy'nin çok popüler olduğunu görüyorum. Bunun haricinde yine YouTube'da da eğitim içerikleri bulabiliriz. Bir de Java JDK 8'i yüklemiştik. Şuradan bir indirme bağlantısı Oracle.com'dan bunu belirtmişiz. Bu programları kurmadık. Zaten bilgisayarımızda kurulu. Java JDK 8'i bilgisayarına yükledikten sonra Eclipse IDE'sini yükleyebilirsin. Bunu da kurulumla alakalı videoyu nereden bulabileceğini göstermiştim. Kurulumları deneyen var mı? Ben kurabildim ya da hiç deneyemedim, hiç kuramadım diyen var mı? Bakamadım diyen, tamam, bakamamış olabilirsiniz. Bu hafta bilgisayarlarımızı Java JDK'ya kuralım. Sonrasında Eclipse IDE'sini kuralım. Eclipse IDE'si üzerinden artık önümüzdeki haftada kod yazmaya başlayacağız. Daha bugünden başlayacağız. Önümüzdeki haftaya hazır etmeniz lazım bu kurulumları. Bilgisayarımızın Z diski arkadaşlar. Difriz yok Z diskinde. Buraya klasör açabilirsiniz. Eğer C'ye ya da D'ye dosya atarsanız bilgisayarı resetlediğinizde dosyaları silinir. Kalıcı olarak bir yedekleme yapmak istiyorsanız Z diskine kendinize bir klasör açmanız lazım. Yedeklerinizi oraya toplayabilirsiniz. Şunu yapmanızı istiyorum. Java programlama hafta içi. Sizde önceki gruptan klasörler olabilir, karışmasın. Eski klasörler varsa, Java programlama hafta içi, hafta sonu klasörleri varsa onları lütfen bir silin. Bilgisayarları açıp tek tek silmemiştim onları. Java programlama hafta içi diye bir klasör açtınız. Z diskine böyle bir klasör açın. Z diskinde difriz yok. Yani yüklediğiniz dosyalar silinmez arkadaşlar. Şimdi Eclipse bizde yüklü. Eclipse'i nasıl kuracağımı göstermedim çünkü bilgisayarımda Eclipse'i silmemiştim arkadaşlar. Eclipse nedir? Hocam Eclipse nedir? Bundan bahsetmedin. Dün IDE diye bir kavramdan bahsetmiştim değil mi? IDE neydi? Integrated Development Environment. Ne demekti? Hatırlayan var mı? Tümleşik geliştirme ortamı. Yani IDE dediğimiz yapı arkadaşlar, bir program yazabilmek için kullanacağımız program. Bu şekilde bile. IDE mesela Java'nın en çok kullanılan IDE'lerinden biri Eclipse IDE'dir. Farklı bir IDE olarak NetBeans IDE'si var. Yine farklı bir geliştirme ortamı olarak IntelliJ IDE'si var. Java'da en çok kullanılan benim gözlemlediğim kadarıyla IDE'ler şöyle. Java IDE'ler diyelim.
Eclipse'de NetBeyoncé'de IntelliJ'de bu IDE dediğimiz kavram tümleşik geliştirme ortamı. Yani Java ile alakalı bir uygulama yapmak istiyorsanız en rahat şekilde bu Eclipse'dir, NetBeyoncé'dir, IntelliJ'dir bu IDE'ler sayesinde rahatlıkla programlar yazabilirsiniz. Biz derste farklılık olsun diye Java'da Eclipse'i gösteriyoruz arkadaşlar. Android'de IntelliJ IDE'si, Python programlamada PyCharm, arka planda IntelliJ IDE'sini çalıştırır. IntelliJ IDE'ye bir firmanın geliştirdiği bir ürün. Bunu Python programlamada kullanırsam bu IDE'nin adı PyCharm IDE olur. Android programlamada kullanırsam Android Studio. Eclipse, NetBeyoncé gibi programlarla farklı yazılım dillerinde de uygulama geliştirebilirsiniz. Eclipse mesela ben PHP yazılım dilinde uygulama geliştirmek için de kullandım. Java programlama geliştirmek için de kullandım. Yani NetBeyoncé'da da birden fazla yazılım dilinde uygulamalar çıkartabiliyorsunuz. IDE'ler bize kolaylık sağlayan programlardır arkadaşlar. Yani bir yazılım geliştirirken bir hata alıyorsam eğer IDE programı çalıştırma zamanında der ki bak şu satırda bir hatam var. Önce bu hatayı bir düzelt, daha sonra çalıştır. Belirli uyarılarda bulunabilir. Kodları tamamlayabilir. Yani bir kısa yol tuşu vardır. Kodu uzun uzun yazmadan senin için kısa yoldan o kodu tamamlayabilir. IDE'lerin sağladığı avantajlar var. Bir de arkadaşlar kod editörleri var. Bir kısmı kesiliyor. Bir de kod editörleri var. Mesela en çok kullanabileceğiniz Notepad++. Bunun haricinde bir sürü program var aslında. Hiçbir şey yazmadan da gidip not defterine bile program yazabilirsiniz. Not defterinde Java dosyası uzantısında kaydedersin. Konsol ortamında uygulamayı derlersin. Yine Java uygulamasının çıktısını görebilirsin. Genelde bu işi IDE'ler üzerinde yaparlar. Arka planda kimse uzun uzun kodlar yazmaz. Direkt kodu yazar, çalıştıra basar ve çıktısını görür. Bu nedenle kod editörlerini o kadar çok kullanmazsınız. Gidip script yazılım dili olsaydı, Java doğrudan scriptler üzerine yazılıyor olsaydı, kod editörü kullanabilirdik. Mesela PHP'de gidip IDE çok fazla kullanmazlar. Kod editörü kullanırlar. Notepad++ gibi alternatif programlar üzerinden kodlar yazarlar. Ya da Python'da da script dili olduğu için kod editörü üzerinden de kodları çalıştırabilirsiniz. Kolaylık sağlıyor sizlere. Böyle bir sürü var ama şu an aklıma gelen hiçbir program yok. Dreamweaver böyle alternatif aslında çok. Evet. Notepad++'ın bir alternatifi vardı. Aklıma gelmiyor. Paralı bir programdı. Neyse alternatif çok. Böyle bir sürü program üzerinden Java olsun, PHP olsun, Python olsun istediğiniz yazılım dilinde programlar yazabilirsiniz. Mesela şunu yapabiliyorsunuz. Notepad++ varsa bilgisayarını da göstereyim. Sanırım yüklü değil. Direkt yazılım dili seçiyorsun. Kodları o şekilde düzgün mü yazdın, yanlış mı yazdın onları size gösterebiliyor. Ama biz IDE'ler üzerinde kodları yazacağız. IDE nedir diye size bir soru yönelttiğim zaman şunu yazacaksınız. IDE nedir? Belirli bir yazılım dilinde program yazabilmek için gerekli bir programdır. Bu program sayesinde yazılım dili bileşenleri IDE'ye entegreli şekilde kullanılabilir. Yani sen Java uygulaması yazmak istiyorsan bilgisayarında öncelikle
Java JDK yüklü olması gerekir. IDE Java JDK ile haberleşir. Java için öncelikle Java JDK yüklü olması gerekir. IDE Java JDK'daki JVM ve JR gibi kavramlar ile haberleşebilir. Yani programı çalıştıra bastığın zaman arka planda JVM, JR çalışmış oluyor arkadaşlar. İdeler bunu bizim için arka planda gerçekleştiriyor. Uygulama derleme süreçlerinde bize kolaylık sağlıyor. Kod editörleri derleme yapmaz. Yapanlar da var ama arka planda yeni programlarla entegre çalışıyor. İdeler derleme işlemlerini ilgili SDK ya da JDK üzerinden haberleşebiliyor. IDE dediğimiz zaman kodları yazacağımız program aklınıza gelecek. IDE dediğimiz zaman aklınıza IntelliJ IDE gelecek, Eclipse IDE gelecek, bir de NetBeyond IDE'si gelecek. Java'da kullanabildiğimiz aslında bir sürü program var. Yani gidip Visual Studio üzerine de Java yazılım dili destekliyorsa Visual Studio IDE'sini de Java geliştirme ortamı olarak kullanabilirsin. Ya da Eclipse IDE'sinde C# bile yazabilirsin. Artık bu sana kalmış. Hangi programı tercih etmek istiyorsan buna yönelebilirsin. Yazacağımız programları Eclipse üzerinde çalıştıracağız. Eclipse'e tıklayınca şöyle karşıma bir sayfa gelir. Ben hangi klasör içerisinde projelerimi kaydetmesini istiyorum? Bunu seçiyorum arkadaşlar. Browse'a tıkladım. Buradan Z diskini buldum. Z diskine Java programı hafta içi diye bir klasör üretmiştim. Klasörü seç dedim. Eğer buradaki checkbox'a tıklarsanız bu sayfa sürekli karşınıza gelmez. Tabi bilgisayarda Eclipse nerede kurulu ona bakmak lazım. Sizde difriz olduğu için sürekli checkbox'a tıklasanız bile bilgisayar her açıldıkça karşınıza bu pencere geliyor olabilir. Bu dosya kısmına bakarsınız. Browse dersiniz. Z'den Java programı hafta içine klasörü seçip launch dediğiniz zaman artık yapacağınız tüm projeleri o klasör içerisine kaydeder. Yani gün sonu yaptığınız çalışmaların yedeğini kaydetmek istiyorsanız Z içerisinde Java programı hafta içi klasörüne girersiniz. Gün gün orada yaptığınız projelerin ismine bakıp oradan yedekleme yapabilirsiniz. Herkesin karşısına şöyle bir sayfa gelmesi gerekiyor. Welcome. Şurada Welcome'ın hemen sağ tarafında bulunan çarpıya tıkladığım zaman böyle bir login required yazısı görüyorsanız çarpıya basın. Proxy ile alakalı. Çarpı dediniz. Welcome sayfasını yine çarpı dediniz. Şöyle boş bir sayfa karşınıza gelmesi lazım. Java'da uygulamalar yazabilmek için arkadaşlar Java projeleri üretmemiz gerekir. Sol üstte bulunan file sekmesine tıklayıp New diyelim. Java Project. Tekrar gösteriyorum. Sol üstte bulunan file New Java Project. Karşınıza bir proje ismini sorduğu bir sayfa geliyor. Project name Hello Java diyorum. Project name'e Hello Java yazdım. JR kısmını hiçbir şey değiştirmiyorum. Java Standard Edition 1.8 gelir. Burayı hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Next'e tıklayabilirsiniz arkadaşlar. SRC klasörü altına kodları yazmamız gerekiyor. Ya da projeyi açarken Next'e tıklamasanız bile direkt Finish'e tıklayıp projeyi açabilirsiniz. Direkt sol tarafta Hello Java diye bir proje paketi gelmesi gerekiyor. Hello Java'yı göremeyen var mı? İçinde JR System Library ve SRC klasörleri olması gerekiyor. Genişlettiğiniz zaman. SRC'nin içine mi açalım? Neyi? Şunu gördük mü? Hello Java'yı herkes gördü mü? Görmeyen var mı? Tamam. Hello Java'yı genişlettiğiniz zaman SRC'ye sağ tıklayın. SRC kısmı source'un kısaltmasıdır. Kaynak demektir. SRC klasörüne sağ tıklayıp new class diyen arkadaşlar. Bizim Java kodlarını yazacağımız sayfalara class diyeceğiz. Class sınıf demek. Sınıflar içerisinde kodları yazacağız. Karşınıza böyle bir sayfa gelmesi gerekiyor.
Şimdi buraya bir isim belirtmeden önce bilmemiz gereken belli başlı kurallar var. Yani name olan kısma kafama göre bir isim veremem. Bunun bir kuralı var. Şimdi bugün zaten sizlere Java sintaksından bahsedeceğim. Java yazım dili kuralları. Aklıma böyle geldikçe ara ara size yine Java kurallarından bahsediyor olacağım. Java syntax. Syntax ne demek? Yazım dili kuralı. Java'nın yazım dili kurallarından bahsedeceğim. İsterseniz buna geçmeden önce bir ara verebiliriz. Aradan sonra başlayalım. Çünkü 6 dakikada bunların hepsini yetiştiremeyeceğim. Şu an öğreneceğiniz kurallar, bu eğitimin sonuna kadar bunları unutmayacaksınız. Artık ezberler misiniz, aklınıza bir yer mi edinmesini sağlarsınız, bu size kalmış. Java syntax dediğimizde aklımıza ilk gelecek. Biz Java programı yazmaya başladık, bir sınıf üreteceğiz. Name olan kısma bir şey yazmamız gerekiyorsa, bilmemiz gereken ilk etapta belli başlı kurallar var. Bir sınıf isminin oluşturulması zamanındaki kurallar yazalım. Belirlenmesi zamandaki evet, bir sınıf ismi sayı ile başlayamaz. Bir sınıf ismi Türkçe karakter olmamalıdır. Direkt Türkçe karakter içeremez demiyorum arkadaşlar. Olmamalıdır. Yani Ç yazmayın, C yazın. Ö yazmayın, O yazın gibi. Normalde yazabiliyorsunuz ama programı çalıştırma zamanında eğer kullanacağınız cihaz Türkçe dil desteğine sahip değilse program çıkartabiliyor. Türkçe karakter içermemelidir. Yani Ö, Ç, Ş, yumuşak Y, Ü bunları yazmamak lazım. Alternatif karakterler hangileri ise onları yazmak lazım. Özel karakter içermemelidir. Özel karakterden kastımız ünlemdir, tek tırnaktır, artıdır, tiredir, soru işareti, yıldız. Bunlar özel karakterler. Boşluk da bir özel karakterdir. Sınıf ismi de boşluk olamaz. Sınıf ismi boşluk içeremez. Ama boşluk yerine alt tire yazabilirsiniz. Alt tire istisnai bir karakter. Tire kullanamazsınız, alt tire kullanabilirsiniz. Kurallarımız bu şekilde. Aklıma geldikçe yine sizlere bu kurallardan bahsedeceğim. Bir sınıf ismi sayıyla başlayamaz. Türkçe karakter içermemelidir. Özel karakter içermemelidir. Özel karakter daha doğrusu içeremez. Yani hata verdi direkt o esnada. Der ki bu karakterleri kullanamazsın. Sayıyla başlayamaz. Neden? Çünkü bilgisayar o esnada sayı gördüğü zaman nümerik bir değer sanabiliyor. Ama o bir sınıf ismi. Sınıf ismi boşluk içeremez. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Peki sınıf nedir? Fikri olan var mı? Ben bunu daha önce biliyorum. Sınıfın ne olduğunu biliyorum. Açıklamasını yapabilirim diyen var mı? Sınıf aslında İngilizcesi bildiğimiz üzere class. Bu süreçteki kodları sakladığımız dosyalar. Evet, doğru. Başka? Obje oluşturmak için bir blueprint yapmak için. En temelde şöyle bir özet geçelim o halde. Sınıf, Java kodlarını yazabileceğimiz sayfalardır diyelim.
biz sınıf ismi belirtirken bilmemiz gereken kurallardan bahsettik. Bunun haricinde öneriler var arkadaşlar. Öneri olarak eğer bir boşluk olması gerekiyorsa boşluktan sonraki karakter büyük hale gelir. Mesela Java programlama 1. Böyle bir sınıf ismi üreteceksiniz. Boşluk olamayacağı için bu yanlış kullanım, doğru kullanım bu şekilde olması gerekiyor. Java programlama 1. Yani boşluktan sonraki karakteri büyük hale çeviriyorsunuz. Şunu da yapamazsınız. Yine yanlış bir kullanım. Java tire programlama tire 1. Tire özel bir karakter olduğu için özel karakteri içeremez. Java programlama 1. Bu şekilde getirmeniz gerekir. Sınıf ismi özellikle şöyle de olamaz. Java programlama. Bu da yanlış. Şöyle olması gerekir. Atıyorum. Büyük harf kullanmıyorsun. Şöyle özellikle size bilmenizi istediğim hatalı kullanım. Doğru kullanım. Java'da özellikle bilmenizi istediğim arkadaşlar özelliklerden birisi bir kuraldır. Java'da bir kural. Sınıf ismi özellikle büyük harfle başlar. Sınıf isminin ilk karakteri özellikle büyük harf ile başlamak zorundadır. Bana göre zorundadır arkadaşlar. Hocam ben küçük harfle yazdım hata vermedi diyebilirsiniz. Ama bunu özellikle büyük harfle başlatacaksınız. Çünkü bizim değişken olarak ifade ettiğimiz kavram küçük harfle başlayacak. Sınıf olarak ifade ettiğimiz kavram da büyük harfle başlayacak. İkisi de küçük harf olursa değişken midir, klas mıdır ayırt edemiyor program. Bu nedenle sınıf ismi ilk karakteri her zaman büyük harfle başlayacak şekilde üreteceğiz. Bunu her derste uygulayacaksınız. Yani bir size sınıf üretin dediğim zaman ilk karakterini küçük harfle görmek istemiyorum. Bir klasın, name'in ilk karakteri her zaman büyük harf olsun. Şimdi yine bugün değişken ekrana yazı yazdırma, hatta yetiştirebilirsek dışarıdan değişkenlerine değer ataması da yapacağız. Haftaya da geldiğimizde eğer scanner nesnesini gösterebilirsem haftaya da operatörlerden devam edelim. Şimdi karşımıza gelen bir Java Class diye bir sayfa var. Name olan kısma kuralların neydi? Şu an bir hatırlayın. Name olan kısma neler yapamam? Boşluk bırakamayız. Mesela örnek boşluk 1 yapamam değil mi? Örnek boşluk 1. Ne yazdı? Şuradaki uyarı kısmını okuyun. Type name is not valid. The type name örnek boşluk 1. Not valid. Yani bunu kabul edemem diyor. Örnek boşluk 1 yazınca hata verdi. Örnek 1 yazınca hata vermedi. Yani bunu kullanabilirim. Yani özel karakter olamaz. Boşluk da bir özel karakter. Yıldız da bir özel karakter. Tire de bir özel karakter. Ama alt tire istisna. Alt tire boşluk yerine kullanılıyor arkadaşlar. Ya da boşluk bırakmak istiyorsanız alt tire yapmak yerine boşluktan sonraki harfi büyük olmasını sağlamanız lazım. Örnek mesela ne diyelim? Deneme Java. Java'nın J'si normalde küçükse boşluktan sonra J'yi büyük hale çevirirsin. Yani boşluktan sonraki ilk karakter büyük olursa orada boşluk bırakmış gibi davrandığını anlayabilirsin. Daha okunaklı durmasını sağlayabilirsin. Klasın ismi örnek 1 olsun. Bakınız bir örnek yapabiliyor muyum? Onu da bir deneyelim. Bir örnek. Evet sayıyla başlayamaz. Kabul etmiyor zaten. Ürettirmiyor. Örnek 1. Şunu yapabiliyor muyum? Klasın ilk harfi küçük harfle başlattığım zaman hata vermiyor.
Ama ben size demiştim ki değişken ve sınıf ismi aynı olursa değişken midir, class mıdır bunu ayırt edemem. Klasların ilk harfi özellikle büyük harfle başlar. Onu bilgisayar ilk harfine bakar. Büyük harf ise o bir class'tır. Ya da biz ayırt ederken ilk karakterine bakarız. İlk karakteri büyükse bilin ki o bir sınıftır, object'tir. Name olan kısmı özellikle şurada ilk karakteri büyük yapacağız. Yani bizim kurallarımız bu. Şu anki kurallarımız bu. Örnek 1. Örnek 1'i tıkladıktan sonra burada public static void main. Bunu da seçip finish'e basın. Dedik ya Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yani mesela öyle yapabilirsin. Şu an problem vermiyor. Ama gitti Türkçe karakter desteklemeyen bir cihazla bu uygulamayı çalıştırırsan Türkçe karakterle alakalı bir hata alabilirsin. Bu işi garanti altına almak için ö değil o kullanıyorum. Class isminde. Değişken değerinde Türkçe karakter kullanabilirsin. Bunda sıkıntı yok. Class isminde kullanmamak lazım. Derleme zamanında bir hata oluşabiliyor. Maili seçip finish'e basalım. Şu maili check edelim. Finish'e tıkladım. Peki hocam main nedir? Bakın şimdi açılan her sayfa karşınıza sürekli bu şekilde gelecek. Public class örnek 1. Artık orada class'ın ismini her ne yazdıysanız o gelecek oraya. Şimdi syntax dediğimiz yapı var ya, bundan bahsedeceğiz. Java syntax'ında süslü parantez açılış kapanışları kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir class'ın süslü parantez açılış kapanışı olması gerekiyor. Public static void main. Main özel bir metottur. Class'ın çalıştığı esnada içerisine girecek ana metottur. Metot nedir? C'deki function. Metot ya da isim olarak function ile metot aynı şey demek. Ne demektir? Yani hiç programlamada metot nedir, fonksiyon nedir bilmiyorum diyen var mı? Ona göre anlatalım. Sanırım yok. Main metodu arkadaşlar, bu örnek class'ının çalışma zamanında içerisine gireceğimiz ilk kod bloğu demektir. Yani burada main'in n'si küçükse onun metot ya da değişken olduğunu anlayabilirim. Public class örnek 1. Örnek 1'in class olduğunu public'te erişim seviyesi demektir. Onu ilerleyen derslerde anlatacağım. Örnek 1 class'tır. Her class'ında süslü parantez açılış kapanış olur. Yani bir class'ın kodlarının nerede yazılıp kapanacağını bilmek istiyorsan şöyle yaparsın. Public class örnek 1. Tamam, örnek 1'in içerisinde kod yazacağım. Nereye yazacağım? Süslü parantez açılış kapanışı demek. Scope demektir. Scope kod bloğu demektir. Belirlediğiniz kod bloğu içerisinde kodları yazabilirsiniz. Şu an bir class ürettim. Örnek 1 isminde bir class ürettim. Örnek 1 class'ını şu an çalıştırırsam program hata verir. Neden? Main metodu gerekiyor arkadaşlar. Yani bir class'ı doğrudan çalıştırabilmek için main metodu olmasını sağlamamız lazım. Bunu her class'ı açarken özellikle orada main'i seçmeniz gerekir eğer main metodunu getirmek istiyorsanız. Ama bunu mesela üniversitelerde sınav sorusu olarak karşınıza gelirse main metodu ezbere yazmanız beklenir. Nasıl yazılıyor? Public static void main. Parantez açtım, kapattım. Süslü parantez açtım, kapattım. Buraya da içerisine string dizisi args. Buradaki süslü parantez açılış kapanışı ise bir metot demektir. Eğer siz nerede bir class içerisinde süslü parantez açılış kapanışı görüyorsanız bilin ki o esnada bir metot yazılmıştır. Class'ın içerisinde küçük harfle başlayıp argüman alan ya da argüman almadan bir süslü parantez açılış kapanış görüyorsanız bilin ki o bir metottur. Burada public erişim seviyesi demek, static metot demek, void geri dönüş tipi bulunmayan demek. Bunu ilerleyen derslerde çok iyi anlayacaksınız. Şu an konusu değil, anlatmıyorum bunları. Tek tek şu an kelimeler ne demek onları açıklıyorum. Main metodun ismi demek. Main özel bir metot. Gidip main'in m'sini büyük yazamazsınız. Metotlar ve değişkenlerin ismi özellikle küçük harfle başlar. Bunu da kurallara dahil edeceğiz. Bir parantez açılış kapanışı görüyorsanız arkadaşlar,
parantez açılış kapanışı öncesinde bir isim görüyorsanız ve süslü parantez açılış kapanışı görüyorsanız bulunduğunuz alan metot demektir. Bakınız bir parantez açılış kapanışı var. Parantez içerisindeki değerlere argüman listesi deniyor ya da imzası deniyor. Parantezin öncesinde bir isim görüyorsak o metodun ismi oluyor. Süslü parantez açılış kapanışı arasındaki kodlar ise metodun gerçekleştireceği işler oluyor. Şimdi biz şunu bilmemiz lazım. Yazacağımız bütün kodları main metodu içerisinde yazacağız. Main bu programı çalıştırabilmek için yazmam gereken, kullanmam gereken özel bir metot. Bu metot olmazsa kodları çalıştıramam. Şu an bunu bileyim yeterli. Main metodundan bahsettik. Başka ne demiştik? İlerleyen zamanlarda olmayacak. Şimdi Java sintaksinden bahsediyoruz arkadaşlar. Mesela bazen şu oluyor. Kodları karıştırıyoruz arkadaşlar. Yani şu süslü parantezi silersen kod düzgün çalışmaz. Neden? Sen süslü parantez açılışını yazdın, kapanışını sildin. Bunu fark etmeden de silmiş olabilirsin. Süslü parantezi sildi. Program hata verir. İdeler programı çalıştırmadan önce bize hataları en kolay şekilde gösteren programlardır aynı zamanda. Bakınız şu an bir hata yok. Gitti class'ın kapanışını sildim. Program hata verdi. Çarpının olduğu yere bakıyorum. Syntax error. Insert süslü parantez kapanışı class body. Diyor ki class'ın açılışını yazdım, kapanışını yazmadım. Kapanışını yazdıktan sonra hata gider. Ya da main metot ya. Metodun argüman listesini sildim. Yine hata verdi. Yani belli kalıp ifadeler var. Mesela burada public'i silersen bir hata vermez. Static'i de silersen bir hata vermez. Ama public'ten sonraki class'ı silersen hata verir. Yani örnek bir nedir? Onu bilmesi gerekiyor programın. Yani bunlar kalıp ifadeler. Public class örnek bir. Public static void main. Biz main metodunun içerisinde kodları yazmamız gerektiğini ilk etapta bilelim. Bir de programı açtığınızda şöyle fark ettiniz mi bilmiyorum. Yeşil bir yazı geliyor. Bir açıklama satırı. Java'da yorum satırları iki tane ters slash yazarsanız tekli yorum satırı demektir. Tek yorum satırı. Birden fazla yorum satırı yazmak istiyorsanız slash yıldız. Enter'a basıp alt satırda da kapanışını yıldız slash olarak kapatabilirsiniz. Bu da birden fazla yorum satırı demektir. Karşınıza sınav sorusu, basit bir sınav sorusu olarak gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Java'da yorum satırı değildir ya da hangisi yorum satırıdır şeklinde gelirse bilin ki Java'da iki tane yorum satırı ifadesi var. İki tane ters slash tekli yorum satırı, yıldız slash slash yıldız birden fazla yorum satırı demektir. Şimdi ekrana yazı nasıl yazdırılır? Bundan bir bahsedeyim. Genelde ilk programlama diline başladığınızda artık bu işin esprisi Hello World, Merhaba Dünya yazısı yazdırırlar. Bunu nasıl yazdıracağız? Programı çalıştırıp gerçekten bu program sorunsuz çalışıp çalışmadığını anlayabilmek için test etmem gerekir. Birebir aynı şekilde arkadaşlar. Ben büyük harfle S'ye basıyorsam siz de aynısını yapacaksınız. Class isimleri özellikle dedik ya büyük harfle başlar. Küçük olsaydı zaten küçük yazardım. Java'da büyük harf küçük harf ayrımı vardır. Yani büyük harfle yazdığınız O ile küçük harfle yazdığınız O aynı değildir. Eşit değildir. Böyle bir ayrım var. Yine bunu sintaks kurallarına not edebilirsiniz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Benim yazdığımın aynısını yazın. System.out.print. System.out.print. Bir de bakınız bir parantez açılış kapanışı var. İçerisinde belirli tipte değerler istiyor.
Şu an size değişken nedir bunu anlatmadım. Değişkenin ne olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Şimdi sistem out print içerisinde ne diyor? Bir parantez aç kapat. Eğer bir parantez açılış kapanışı varsa ne demektir? O bir metottur. Eğer bir yerde parantez açılış kapanışı görüyorsanız bilin ki metot çağırıyorsunuz demektir. Print nedir? Sistem out'un bir metodudur. Bu metot içerisinde bu tiplerde değer gönderebiliyormuşum. Yani şunu yazabiliriz. Değişken tiplerinden de birazdan bahsedeceğim. String gönderelim. İsmek Fatih Bilişim Okulu. Bu arada şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Eksi desil kullanırken arkadaşlar yazdığınız class'ın ismiyle .java dosyasının ismi birebir aynı olmak zorunda. Yani public class'tan sonraki yazıyla örnek bir .java olan kısım birebir aynı dosya ismi olması gerekir. Örnek bir Java dosyasının ismi farklı olsaydı o class'ı açamazdı, hata verirdi. Class ismiyle dosya ismi aynı olması gerekir. Dosya ismi, gözle görebildiğim kod parçaları .java uzantısında olması gerekir. Bunlar derlenince .class'a dönüşüyor. Class'dan .dex formatına dönüşüyor. Makine dili bizim yazdığımız Java dosyasını anlamaz. Derler .class'a dönüşür. Bilgisayarın anlayabileceği, makinenin anlayabileceği dile çevirmek için .dex formatına dönüştürür. Peki aynı dosya içinde bir tane daha class olursa onun ismi farklı olacak o zaman? Child class üretebiliyorsunuz. Bir sınıfın alt sınıfını üretebiliyorsunuz. Bunun dışında ayrı bir bunun içinde mi? Farklı bir class oluyor. Yani yok şey dışında üretemiyor, içinde mi üretemiyor? İçinde üretirseniz çarpı class oluyor. Altında üretemezsiniz. Altında üretemeyiz. Yani bir dosyada o zaman ana olarak tek class oluyor. Temel evet. Olarak. Ama içinde bu main metodun altında örneklerin altında bir class daha üretebiliriz. Yani örneklerin child'ı, çocuğu gibi olur. Yani şu en sondaki parantezin sonuna şok public class deyip yeni bir class yazamam. Öyle mi bu dosya içerisinde? Yani şunun altına yazamazsınız. Buraya yazamazsınız ama evet, şuraya evet. Yazabilirsiniz. O zaman bir dosya içerisinde temel olarak bir tane class olur. Evet. Yani normalde her class'ta her Java dosyasında bir tane class olur. Birden fazla olmaz. Bunu ilerleyen zamanlarda birden fazla yazılı birlikte göreceksiniz ama şu an hiçbir zaman işinize yaramayacak o. Her class'ı farklı dosyada yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar üstte play buton var. Navigate yazın refaktörün hemen altında play butonu var görüyorsunuz yeşil. O butona bastığınızda o butonun ismi run butonu. O butona tıkladığınız zaman en altta şurada konsol diye bir kısım geliyor ve şuradaki yazın aynısını buraya getiriyor. Bunu lütfen herkes bir görsün. Bakınız, şundan bahsedecektim. Örnek 1.java dosyasının başında yıldız var ya, o dosya kaydedilmedi demektir. Dosya kaydetmeden direkt çalışıra bastığım için şöyle bir pencere geliyor. Diyor ki bunu kaydedip mi çalıştırayım? OK'ye tıklayınca o dosyayı kaydettikten sonra çalıştırıyor. Bu nedenle şu yıldızın kaybolmasını istiyorsam ara ara Ctrl-S yapıyorum. O dosyayı kaydetmiş oluyorum. Daha sonra run butonuna tıkladığım zaman çıktıyı direkt burada görüyorum. Lütfen şuraya yazdığınız çıktığını konsol kısmında görülebildiğini gözlemleyin. Şimdi ekrana yazı yazdırmak bu örneğin ismi. Ben size her ne zaman ekrana yazı yazdırın dersem her zaman bunu yapacaksınız. System out print. System out print haricinde bir de system out print elem var. System.out.println. Print elem ne demektir? Next line. Next line'ın kısaltması. New line. Bir alt satırda yazdırır. System out print elem ne demektir? Ekrana yazı yazdırmak için kullanılır.
Evet, mesela buraya diyorum ki Java sistem nokta out nokta print elem Bir de fark ettiyseniz arkadaşlar, metotları çağırıyorsak, bir parantez açılış kapanışı yazıyorsak, parantez sonrasında noktalı virgül de yazmanız gerekiyor. Bir değişkene değer ataması yaptıktan sonra da yine noktalı virgülde satırı sonlandırmamız gerekecek. Eğer satırı sonlandırmadan çalıştırmayı denerseniz programımız yine hata verir. Satır sonlarında noktalı virgül eklememiz gerekecek. Bunları da bir çalıştırın. Aradaki farkı bir gözlemleyelim. Print ne işe yaradı? Print elem ne işe yaradı? Daha iyi anlayabilmek için print'in bir alt satırına da bir yazı daha yazıyorum. System nokta out nokta print. 9 ne oldu? Derslik. Bunu da yazdınız. Tekrar açıyoruz. Java'yı da onları birleştirdik. Print elem Java yazısından sonra bir alt satıra düş demek. Standart yazısından sonra bir alt satıra düş. Edition'dan sonra bir alt satıra düş. Ama print'te fark ne? Bir alt satıra düşmüyor. Bir alttaki yazıyı da print'te birleştirip yazıyor. Print elem yazdığınız yazıdan sonra bir alt satıra geç demek. Yani Java'yı yazdım, bir alt satıra geç. Standard yazdım, bir alt satıra geç. Edition yazdım, bir alt satıra geç. Eğer bunları printle yapmış olsaydım ne yapacaktı? İtişik şekilde yazacaktı. Şimdi şöyle bir problem olduğunu fark ettiniz. Bazıları şunu düşündü. İsmek Fatih Bilişim Okulu 9 nolu derslikten sonra Java'yı bir alt satırda yazmasını beklediniz. Yapmaz. Print elem nedir? Yazıyı yazdıktan sonra bir alt satıra düşürür. Print'ten sonra print yazdıktan sonra bir alt satıra düşürmesini istiyorsam kaçış dizesi var arkadaşlar. Ters slash n eklerseniz bir alt satıra düşer. Özel bir parametre. Ters slash n ifadesi bir alt satıra in demek. Bilişim okulundan sonra da yine bir alt satıra inmek istiyorsam ters slash n ifadesi eklersem kodu bir alt satıra bir alt satır sonrasına düşürtebilirim. Yani print'e print elem gibi kullanmış olduk. Bir de sadece arkadaşlar sistem out print'te string göndermek zorunda değiliz. Bakınız sistem nokta out print yazıyoruz ya. Out nokta print. Print parantezi içerisinde hangi değişken tiplerini gönderebiliyormuşum?
boolean, char, char dizisi, double, float, integer, long, object, string, locate. Şimdi bunları göreceğiz. Değişken kullanımları, değişkenleri değer atamaktan henüz bahsetmedim. Bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz. True dedim. System of println. Bu arada bunun kısa yolunu size söyleyeyim. Uzun uzun hiç kimse system.out.print yazmaz. Bu işin kısa yolu var. CSO yazdığınız, kontrol tuşuna basılı tutup boşluğa basarsanız kodu tamamlar. Siz de deneyin. Küçük harfle CSO yazın. Kontrole basılı tutup boşluğa basın. Kontrole basılı tutup boşluk. System out println 1. Evet, farklı veri tiplerinde yine ekranda gösterebiliyorsunuz. Şimdi değişken kullanımlarından bahsedeceğiz. Println kısırı var. LN'yi silmeniz gerekecek sonrasında. Varsa onu bilmiyorum. CS kontrol boşluk deyince çıkmıyor. Mesela for döngüsü yazacaksınız. For dediniz. Kontrol boşluk. Enter'a basarsanız bu scope sizin için üretiyor. Böyle idelerin kısa yolları var. O kısa yolları öğrendiğiniz zaman rahatlıkla ilgili kodları hızlıca yazabilirsiniz. Cama az bir şey aralandırma şansımız var mı? Sınıf biraz sıcak geliyor. Yarım da açabilirsiniz, üstten de açılıyor. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Burada sorusu olan var mı? Evet, şöyle yapalım. Yine bir yorum satırı yazıyorum. Değişken kullanımı diyelim. Değişkenin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Değişken nedir? İçinde değer barındıran yapılar. İçinde değer barındıran yapılar. Doğru söylediniz. Tekrar alabilir miyiz? Evet. Hafızada bir kayıt yeri olup diğer atabildiğim genelde bir alan. Hafızada bir kayıt yeri olup değeri atıp saklayabildiğimiz bir alan. Doğru. Başka ifade verecek var mı? Aslında bu değişken günlük hayatta kullandığımız bir şey. Herkes bunun ne olduğunu biliyor. Yok mu? Değişken adı üzerinde değerlerini değiştirebileceği bir yapı. Yani geçici olarak bir değer saklamak. Başka? Yok mu? Farklı veri tiplerinde. Farklı veri tiplerinde değerlerin nerede saklanması? Evet. Doğru. Şöyle değişken nedir sorusuna kısa bir yanıt verelim. Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Yani günlük hayatta da değişkenin olduğunu biliyoruz. Yazılımda bunu not edelim. Belirli tipteki değerlerin RAM bellek üzerinde saklanması işlemini sağlayan yapılardır.
Değişkenler belirli tiplerde değer saklayabilir. Değişkenlerin rambellek üzerindeki sakladığımız değerleri değişkenlerin rambellek üzerinde sakladığımız değerlerini tekrar elde etmek için çağırmak için değişken ismini kullanırız. Değişken isminde ihtiyaç duyarız. Her değişken tipi belirli uzunluklarda değer saklayabilir. Bu arada arkadaşlar bazılarınız bu yazı alanını çok bilgisayarda ufak görüyor olabilir. Bunu nasıl ayarlandığından da bahsedeyim. İsterseniz bir bakın. Window penceresine geldim. Preference'a tıkladım. Bu editörün yazı boyutunu nasıl değiştireceğimizi gösteriyorum. Window'a tıklayın. Preference'a tıklayın. Ekran dışında kalıyor mu? Tamam. Biraz ufaltayım. Herkes bunu bir yapsın. Eğer yazı alanını ufak görüyorsanız. Tabi bilgisayarda difriz olduğu için bunu sürekli yapmanız gerekebilir. Eksipsiz ZD kurduysak gerekmeyebilir. Preference kısmına font yazdınız. Fonts and color diye bir ifade var. Burada Java'yı seçtiniz. Java Editor Text Font. Edit'e tıkladığınız zaman mesela 14'e çektim. Siz daha rahat görün diye yapıyorum. Apply Close. Yani yazı fontunu da değiştirebilirsin. Size'ı da bu şekilde değiştirebilirsin. Nereden yaptım bu işlemi? Window, Preference, arama kısmına font yazdım. Colors and Font'a geldim. Burada Java'yı seçtim, genişlettim. Java Editor Text Font'u seçip Edit'e bastım. Ve font size'ı biraz genişlettim. Şu an daha mı iyi duruyor? Biraz zoom yaparsak daha iyi gözüküyor olabilir. Java Editor Text Size. Evet, Window Preference font yazdık. Colors Font. Şöyle font'u arattık. Appearance altında, General Appearance altında Colors and Fonts var. Burada Java'yı seçtiniz. Genişletirseniz Java'yı genişlettiğinizde Java Editor Text Font buradan Edit'e tıkladınız. Font size'ı buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu an bu notları yine yazın arkadaşlar. Karşınıza böyle basit sorular gelebilir. Değişken nedir? Değişkenin görevi nedir? Değişken bir değeri saklamak için kullanıyoruz değil mi? Bir değeri saklıyoruz istediğimiz zaman çağırabilmek için. Ne zamana kadar değişken değerini elde edebiliriz? Bilgisayarı kapatana kadar ya da programı kapatana kadar değişkende sakladığımız değerler bulunur. Program kapandığı zaman RAM bellekten de değişken değerleri silinmiş oluyor. Kalıcı değil, geçici bir süre hafızada veri saklamak için değişkenleri kullanacağız. Belirli tiplerde değişken üretelim. Bir değişken üretmek için ne gerekir? Önce değişken tipini bilmeniz gerekir. Sonrasında değişkene bir isim atamanız gerekir. Bir de değişkene değer belirtmeniz gerekir. Değişken üretimi diyelim. Değişken üretmek. Java'da kullanılan belirli tipler var. Değişken tipleri. Mesela int sayı 1 eşittir 5. Sayı 1 isminde bir değişken ürettim. Değerine 5 dedim. Sayı 1'in veri tipi integer. Şimdi veri tipleri nedir? Veri tipleri içerisinde sınırlarını da size söyleyeceğim. Bunun hazır bir tablosu var. Integer'in içerisinde maksimum hangi değeri gönderebilirsin?
Bu da aslında belli. Double D eşittir 1.5 D diyelim. Float F eşittir 7.42 F. Başka bildiğiniz değişken türleri var mı? Bunları söyleyebilir misiniz? Char. Char. CH eşittir. Hangi tipte veri saklar? String. String mi? Yani, karakter yani. Karakter. Yani sadece bir karakter değer saklayabilir. Ama içinde rakam olabilir. Karakter. Tamam. Karakterin... Aynen. O da olabilir. Şimdi ilk defa bir programlama diline başlıyorsanız yine sintaksla alakalı kurallardan bahsediyoruz. Bir değişken üretmek için önce değişkenin veri tipini belirtirsiniz. Sonra değişkene isim belirtirsiniz. Eşittirle atama yaptığınızı belirtirsiniz. Eşittirden sonra değeri belirtip noktalı virgülle satırı sona erdirirsiniz. Belirli tiplerde değişken değerleri aynı yazılmaz. Mesela integer, double float bunlar sayı saklamak için. Ama karakter saklamak için eşittirden sonra tek tırnak açıp kapatırsınız. İçerisinde sadece bir karakter gönderebilirsiniz. Bir string saklamak isterseniz, yani yazı saklamak isterseniz string'in s'si büyüktür. Bakınız bu kısmı çok önemli. Eğitimin sonuna kadar bu kısmı vurgulayabilirim. Bir class ismi özellikle büyük harfle başlar. String'i diğer veri tiplerinden ayırt eden bir özellik var. String'in s'si büyük. Yazı eşittir çift tırnak içerisinde yazı yazıp nokta virgülle satırı sonlandırıyorum. Merhaba dünya. Bakınız char dedikten sonra tek tırnak içerisinde bir karakter gönderebilirim. String dedikten sonra eşittirden sonra çift tırnak açıp istediğim kadar karakter gönderebilirim. Ama integer'larda tek tırnak ya da çift tırnak olmuyor değil mi? String'in s'sinin büyük olması şu nedenle arkadaşlar. String basit veri tipi değildir. String referans veri tipidir. String bir class'tır. String bir objektir. Objektlerinde metotları olur. String'in de metotları var. Size bunu ayrıca bir derste anlatacağım. String'in metotlarını öğrendikten sonra metot kavramına daha kolay aşina olacağız. Küçük s'de var mı? Yok. C#'da string'in s'si küçüktür. Java'da string'in s'si büyük. String harici geri kalan değişken tipleri basit veri tipidir. String referans veri tipi. Başka bildiğiniz veri tipleri var mı? Boolean. B eşittir. True ya da false değer saklayabilirsiniz. Başka? Long gibi bir şey var mı? Long. L eşittir. Başka? Short. Farklı varyasyonları var mı? Var. Double float, long, short. Mesela C# var ya, integer 32, integer 16. Yok. İntihar 64 yok o. Ne yapıyor? Hani basamak değeri maksimum ne oluyor o zaman? 11 aynı. Onların bir tablosu var. Şimdi tablosunu göstereceğim size. Efendim? Byte var mı? Byte var. Başka? Bu kadar mı? Temelde bunlar. Ama bunlardan en çok hangilerini kullanırsınız? Bu string kullanırsınız, integer kullanırsınız. Yani hangisine ne zaman ihtiyaç duyarsanız ona göre kullanacaksınız. Şöyle bunlar variable type olarak geçer arkadaşlar. Değişken tipleri. İngilizcesi variable type. Şöyle Java variable type yazalım. Şöyle bir tablosu var arkadaşlar bunların.
Java'da byte verisi üretirseniz byte eşittir dedikten sonra eksi 128 ile 127 arasında sayı gönderebilirsiniz. Yani byte ürettikten sonra gidip buraya 500 yazamam. Kabul etmez. Uzunluğu aşmış oluyorum. Bakınız hata verdi. Bir hata verdi. Byte üretiyorsam eğer eksi 128 ile 127 sayıları arasında değer gönderebilirim. Bunu ben sürekli ezberi hatırlamadığım için ara ara tablolardan bakabiliyorum. RAM'deki ne kadar yer kapladığını söylüyor. 1 byte'lik yer kaplıyormuş. Bunlardan en çok yer kaplayan arkadaşlar string. Bir de long yer kaplıyor. Şöyle bakalım. Burayı 127 diyorum. Short eksi 32768 ile 32767 arasında sayı saklayabilirmişiz. Short'a mesela 35.000'li bir değer gönderemem. Hata verdi. Yani belirli uzunluğu geçemezsiniz. Ne yapabilirim en son? 32.767. Long'u geldim. Sayı telaffuz edemesem de yani en uzun bir nümerik değer saklamak istiyorsanız hangisini kullanacaksınız? Long. Bir de arkadaşlar double var. Double şu kadar değer saklıyor. Long da bu kadar değer. Yani çok uzun bir integer değer saklayacaksınız, nümerik değer saklayacaksanız long ya da double'ı seçeceksiniz. Hatta double mu float mu? 8 byte'lik yer kaplıyor, float 4 byte'lik. Yani double daha fazla yer kaplıyor, değil mi? Kapladığı yerleri byte cinsinden bakarsanız long'la byte ne kadar yer kapladığı bellidir. Char ne kadar değer saklayabilir? 0 ile 65.536 arasında sayı saklayabilir. Yani ben buraya karakter gönderdim ama bu A karakterinin aşçı kodu olarak bir integer değeri karşılığı var arkadaşlar. Yani A'nın bir nümerik değeri var. 65.000 neredeydi? 65.536 ile 0 arasında bir A'nın A'ya karşılık gelen bir integer değer var. Ben buraya A göndersem bilgisayar bunu A olarak algılamıyor. Bir integer değer olarak algılıyor. 65. Bunun haricinde yani şu tabloya bakmanız gerekiyor. Mesela byte'in içerisinde bir byte ürettiysen byte'in içerisinde gidip 600 yazamazsın. Niye? Belirli sınırı geçiyorsun. Byte'in maksimum kaplayabildiği değer 127 ya da eksi 128. Bu değerler arasında farklı bir değer gönderemez. Short'a geldik. Bunu da yazdık. Long'a geldik. Double'ın sonuna D eklemeseniz de çalışır. Ama float'ın sonuna F eklemeniz gerekiyor. Böyle bir ayrım var. Double'la float küsuratlı değeri saklamak için kullanılır. Double float'tan daha fazla yer kaplıyor. Öyle bir ayrım var arkadaşlar. Sonuna D ya da F eklemeniz gerekiyor. Double eklemeyebilirsiniz ama float'a sonuna F eklemeniz lazım. Yoksa veri türleri çakışabiliyor. Long'da eklemiyorsunuz. Long'da yok. Long'da yazmıyorsunuz. Float'ta sonuna F eklemeniz gerekiyor. Double'da ekleseniz de olur, eklemeseniz de olur. Bir de bunları sistem alt println'de yazdıralım. SSO kontrol boşluk sayı 1. Bunu da böyle satır satır hızlıca yazalım. D. Bu arada eşittir ne demek? Değer ataması demek. Operatörleri ben size yine anlatacağım. Bir değişkeni belirttikten sonra integer sayı 1 eşittir 5 derseniz sayı 1 isminde bir değişken üretip içerisinde 5 değerini atamış olursunuz. Yani değişkene değer ataması işlemi eşittir operatörü sayesinde sağlanmış oluyor.
Evet, bunların da çıktısını görelim. Bakınız, bu değişken değerlerini direkt ekranda bu şekilde yazdırabildik. Hangi değişken tipinde değişken, hangi veri tipinde değişken üretmem gerektiğini neye göre bileceğim? Ne kadar değer saklayacağıma göre, değil mi? Yani ben 127 karakteri 127'ye kadar değerin geçmeyeceğini biliyorsam integer değil byte üretmem daha mantıklıdır. Integer 11 haneli değer saklar. Byte 3 haneli değer, değil mi? 127'ye kadar. RAM bellekte kullanmasanız bile bunlar için bir alan üretiliyor. Eğer sen bir integer değişken üretirsen 11 haneli bir sayı saklayabileceksin şeklinde geniş bir alan üretir senin için. Ama 3 karaktere geçmeyecekse, yani 3 basamağa geçmeyecekse short ya da byte demen daha mantıklıdır. Yani RAM bellekte fazladan yer işgal etmesin. Bu nedenle ihtiyacınız olan değişken hangisi ise onu kullanırsınız. Ben genelde string'i kullanıyorum. Küsuratlı kullanacaksam double ya da float, bu çok önemli değil. Ama genelde numerik kullanacaksam integer'i kullanıyorum. Neden? Int 3 karakter. Int yazmak daha kolaydır. Bu nedenle short'tur, byte'tır örneklerde ben bunları pek yazmam ama bunların nasıl yazılması gerektiğini, neye göre tercih edilmesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Genelde 3 karakter olduğu için int yazarım bir sayı için. Ama double da aynı işi yapar. Float da, long da, short da, byte da yine integer tipinde veri saklamak için kullanılır. Bunları yazdıktan sonra örnek 2 class'ı açın. Yine main metodunu üretin. Dışarıdan değişken içerisine değer atanası işlemini göstereceğim. Console'dan yazı yazma işlemi yapacağız. Biz dışarıya yazı yazdırdık ama dışarıdan yazı alıp onu ekranda gösterme işlemi yapacağız. Scanner nesnesini anlatacağım sizlere. Dışarıdan klavyeden değer alacağız. Enter'a bastığımızda değişken değeri dışarıdan aldığımız değer olacak ve o değeri ekranda yazdıracağız. Evet. İçerisinde şöyle ufak bir satıra not ediyorum. Bir class içerisinde bir değişken bir defa üretilebilir. Yani bu ne demek? Integer sayı 1 diye bir şey ürettiysen bu class içerisinde alt satırlarda integer sayı 1 diye bir şey üretemez. Yani değişkeni duplicate edemezsin. Değişken ismini kopyalanamaz. Bu bir kural. Class içinde ki bir metotta ürettik bir değişkeni, işte integer x diye, ve o metot bittikten sonra bir başka metot çıktı, onda da integer x üretemez miyiz? Üretebilirsiniz. Ben şundan bahsediyorum, sınıf içerisinde bir değişken ürettim. O değişkeni aynı sınıf içerisinde alt satırlarda üretemezsiniz. Metot içerisinde üretmek farklı bir şey. Metot içerisinde geçerli oluyor. Yani bakınız arkadaşlar, bu ne demek, bunu bir söyleyeyim. Integer sayı 1 eşittir 5 dedim ya. Sayı 1 eşittir 6 yapabilirim. Sayı 1'in değerini değiştirebilirim. Bunda bir sakınca yok. Ama şunu yapamam. Int sayı 1 eşittir 7 yapamam. Neden? Yukarıda zaten int sayı 1 diye bir şey ürettim. Tekrar onu üretemem. Zaten üretmiştim. Üzerine geldiğimde ne diyor? Duplicate local variable sayı 1 öneri sunuyor. Bunun ismini değiştir diyor. Yani zaten üretmiştin demek. Duplicate kopyalanmış demek. Sayı 1 değil sayı 2 yapabilirim, değil mi? Yukarıda int sayı 1 diye bir şey ürettiğim için tekrar int sayı 1 yazamam. Ama sayı 1 eşittir yazabilirim. Değişken üretmem, değişkenin değerini değiştirebilirim. Şu an yukarıda yazdım ya, aşağıda tekrar yazamam. Yani var olanın değerini değiştirdim. Aşağıda tekrar sayı 1 diyebilseydim zaten hata veriyordu. Yukarıda zaten sayı 1 diye bir şey ürettin demek. Eğer bir değişken tipinden sonra
Değişken ismi yazarsınız, o esnada değişken üretirsiniz. Değişkenin tipini yazmadan atama yaparsanız, var olan değişkenin içerisinde değer ataması yaparsınız. Yukarıda hem ürettim hem değer atalım. Aşağıda üretimin içerisinde değer atalım. Deklarasyon yapalım. Efendim? Deklarasyon yapalım. Vallahi ben çok İngilizcelere o kadar hakim değilim. Arkadaşlar, klas ismindeki kurallar birebir aynısı değişken ve metot ismi içinde geçerlidir. Yani bir değişken ismi sayıyla başlamaması gerekiyor. Özel karakter içermemesi gerekiyor. Boşluk içermemesi lazım. Değişken ve metot isimleri özellikle şuraya yine syntaxta not alabilirsiniz. Değişken ve metot isimleri kuralları diyelim. Değişken ve metot isimleri kuralları. Evet, class kuralları birebir burada da geçerli. Acil mi? Öğrenci çağırıyor mu? Altında çağırdık. Ama bu sınıfta ben derse başlayacağım ya, o boş bir sınıfta sınava alınacak sadece. Tamam, altında mı alacaksınız? Yani Funda'nın var mı burada? Fatih Öz'ü yönlendirebilir miyiz? Sınav açıp boş bir sınıfta sınava girmesi gerekiyor. İşte Mehmet Bey'e iki kişi falan gelecek demişti. Değişken ve metot isimleri kuralları. Class kuralları birebir geçerli. Class'larda özellikle sınıf ismi büyük harfle başlıyordu. Değişken ve metot isimlerinde özellikle ilk karakter küçük harfle başlar. Değişken de metot isimlerini İlk karakteri özellikle küçük harfle başlar. Değişken ne diyelim? Sayıyla başlayamaz. Büyük harf içerebilir. Bunda bir sakınca yok. Boşluk olamaz. Özel karakter içeremez. Değişkenin isminde ya da metodun ismi Türkçe karakter olmaması lazım. Değeri Türkçe karakter olabilir. Eşittir deyip çift tırnak içerisinde Türkçe karakter yazabilirsin. Ama değişken isminde Ç, Ö, yumuşak Y olmasın. Değişken ve metot isimleri. Türkçe karakter içermemelidir. Bunu neden dedik? Derleme zamanında farklı bilgisayarlarda problem çıkartabilir. Yani bir bilgisayar Türkçe karakter destekliyordur, farklı bir bilgisayar desteklemiyordur. Orada derlemeye çalışırsanız hata alabilirsiniz. Bu nedenle bunu kural olarak bilelim. Başka bir kuralımız yok. Değişken ve metot kuralları birebir aynı. Class ve değişken kurallarındaki tek fark, klas isminin ilk karakteri büyük harfle başlar. Değişken ve metot isimlerinin ilk karakteri özellikle küçük harfle başlar. Değişkendeki bu kural neydi? Bir sınıf içerisinde bir değişken ismi sadece bir defa tanımlanabilir. Bakınız, değerini değiştirmekten bahsetmiyorum. Bir defa üretilmesi. İlk sayı 1 dediysen alt satırda tekrar ilk sayı 1 diyemezsin. Ama sayı 1 eşittir diyebilirsin. Bir defa üretebilirsin. Duplicate edilemez. Bugün fazla mı ilerledik? Bunlar zamanla alışacağınız kavramlar arkadaşlar. Ara ara vurgularım. Derim ki bak, klas ismi küçük harfle başlatmışsın. Bunu bir değiştirmen lazım. Bunu hatalı öğrenmişsin. Ara ara gezip bunları, yanlışlarınızı, doğrularınızı gözlemlerim arkadaşlar. Süslü parantezler de açılır, kapanır. Normal parantezin içerisine değeri nasıl eklersin? O sintaksi çözdüğünüz zaman problem yaşamazsınız. Yani sintaks dediğim yapı bazen şu oluyor arkadaşlar. Kod yazdırıyorum sizlere. Bazen bakıyoruz, süslü parantezi
yazmayı unutuyorsunuz. Noktalı virgülü yazmayı unutuyorsunuz. Parantezi yanlış yerde açıp yanlış yerde kapatıyorsunuz. Kodlar hata veriyor. Bunları zamanla aşina olacaksınız. Şu an tam manasıyla buna hakim değiliz. Örneğin iki klasında yapalım, bugünü bitirebiliriz. Çok da fazla ilerleyelim istemiyorum. Yani gün gün konularımız belli. Bir gün değişkeni anlattık. Ekrana yazı yazdırma, dışarıdan veri alıp klavyede değişken değerine atamayı görsek yeterli. Haftaya da operatör kullanımlarından direkt başlayacağım arkadaşlar. Örnek iki klasını açtım, main metodunu da ekledim. Şunu yapmanızı istiyorum. Uygulamayı kapatınca kaybolmuş oluyor mu? Evet. Bir şey yapmanıza gerek yok. Kodu yazdıktan sonra çalıştır dediğinizde de aslında karşınıza bir pencere gelir. Ya da kontrol S yaptığınızda o esnada da kaydediyor. İmza listesini de bir dolaştıralım. Arkadaşlar dışarıdan klavyeden değer alıp değişken üzerinde görebilmek istiyorsak scanner sınıfını kullanacağız. Şöyle benim yazdığımın aynısını yazın. Scanner SC eşittir nav scanner. Bunu bu şekilde ezberleyeceksiniz. S'yi özellikle büyük harfle başlattım. Bu ne demekti? Class. Class'ta nav harfi büyük harfle başlar. Class yani aynı zamanda object demek. Hata veriyor. Üzerine geldim. Import scanner java.util. Bunu seçtiğiniz zaman public class'ı bir üst satırına farklı bir kütüphaneden gelen sınıfı import etmiş olacaksınız. Yani onun ne olduğunu artık tanıyor olacak. Evet, import scanner'a tıklayın arkadaşlar. Bakınız birinci satıra java.util.scanner geldi. Nav scanner kısmına kızıyor. Parantez içerisinde bir şey yazmanız gerekiyor çünkü. System.in. Ben size her ne zaman scanner nesnesi üretin dersem bu şekilde yazacaksınız. Scanner sc eşittir nav scanner parantez içerisinde system.in. Sc değişebilir arkadaşlar. Sc değişken ismidir. Değişken tipi nedir burada? Hangisi değişken ismidir? Hangisi değişken tipidir? Scanner tipidir. Burası değişken tipi. Değişken ismi neresidir? Scanner. SC. SC diyenler. İsmi mi tipi mi? İsmi. İsmi SC. İsmi SC diyenler kimler? İsmi scanner diyenler kimler? Bakınız birinci kısım her zaman veri tipidir. İkinci kısım her zaman değişken ismidir. Eşittirden sonrası atama yapıyorsunuz. Eşitlik öncesi ve sonrası aynı tipte olmak gerekiyor. Yani araba araba new araba olabilir. Araba araba new kitap olamaz. Eşitliğin her iki tipi de eşit olması gerekir. Anlayabildik mi? Yani int sayı bir eşittir. Merhaba yazamam. Değil mi? Tipleri farklı. Eşitlik öncesi, eşittir öncesi ve sonrası her ikisi de aynı tipte olması gerekir. Bakınız birinci kısmına scanner yazdım. New'den sonra tekrar scanner nesnesi yazdım. System.in demek de dışarıdan değer almak için kullanıyorum. Yani o parantezin içerisinde her zaman bunu yazacağız. Buraya bir kalıp cümle olarak ezberleyin. Ben dışarıdan yazı yazmanızı istersen bu satırı sürekli aynı şekilde yazacaksınız. Ve ilgili metotları çağıracaksınız. SC nokta deyin arkadaşlar. Öncelikle şunu yazın. System at printlen. Lütfen adınızı giriniz. Tekrar yazdım. Lütfen soyadınızı giriniz. Adınızı giriniz dedikten sonra string at eşittir sc nokta next string soyad eşittir sc nokta next system at printlen
Ad artı boşluk artı soyad. Hocam biraz inceleyebilir misiniz? Evet hocam. Biraz kontrol edelim. Bundan sonrası çok fazla örnek yapmayacağım. Şu an bir örnekle bitireceğim. Bundan sonraki kısımlar operatör kullanımına giriyor arkadaşlar. Artıyı mesela sizi şimdiye kadar göstermedim. Bunları operatörleri anlatırken göstereceğim. Yani bugün burada bitirebiliriz. SC.next demek dışarıdan yazı almak için kullanılır. Bir de next var. Dışarıdan sayı almak için farklı bir metot kullanacağız. Bunu daha detaylı önümüzdeki hafta değineceğim. Çalıştırdığınız zaman dışarıdan bir yazı yazmanız beklenir. Yazı yazıp enter'a basıp bir alt satırda soyadınızı girin yazar. Tekrar enter'a bastığınızda alt ve soyadı birleştirip ekrana yazdırır. Bugün burada bitirebiliriz arkadaşlar. Küçük S ile başlayan bir string yok Java. String'in S'si Java'da büyük harfle başlar. C# küçük harfle başlar. Java'daki string'in S'si büyük harfle başlamasının özel bir sebebi var. String bir sınıftır. Daha önce string diye bir sınıf üretmişler. O sınıfında metotları var. Bu nedenle S ile büyük harfle başlatmak gerekiyor. Bu string'in metotlarını size ayrıca bir derste anlatacağım zaten. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu... Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Input almak için her seferinde obje üretmek yerine o out'un aynı println gibi ne bileyim input veya readline falan gibi bir şey yok mu? Yok. Çok dolan başlı bir şey. Bir kere üretiyorsunuz ama. SC'yi bir kere ürettiniz. Her defasını üretmediniz. İsterseniz kendiniz bir metot yazarsınız. Aynı işi yapar. Yani sistem outprintlenen gibi bir metot üretirsin. SC'ye hiç ulaşmadan direkt o metodun parantezi içerisine gönderirsin. Aynısını yapar. Kütüphanemizi üretmek olur. Aynı metot yazarsın. Metottan SC'den gelen değerini direkt oraya atarsın. Biter. Kaçıncı satır? Oradaki boşluk ad ve soyadı birleştirip boşluk yazsın ki ad ve soyadı bitişik yazmasın diye ekledim. Artı operatörleri geçmedim arkadaşlar. Haftaya pazartesi günü anlatacağım. Artı nedir? Eşittir nedir? Eşit nedir? Artı nedir? Bunları önümüzdeki hafta pazartesi günü anlatacağım. O yüzden çok fazla örnek yapmak istemiyorum. Artı burada birleştirme görevi üstleniyor. Artının iki görevi var. Bir toplama yapar, bir de stringlerde birleştirme işlemi yapar. Next dışarıdan string değer almak için kullanılır. Bir de nextint var. Integer almak isteseydim nextint kullanacaktım. Bu SC'yi de çok detaylı olarak önümüzdeki derslerde göstereceğim. Yani bugün buraya kadar bence yeterli. Haftaya bu kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Çok da hızlı ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. İmzaları imza atmaya kaldı mı? Samet Taşkıran, Şevki Aküz, evet, bir de şunu göstereyim. Bugün yaptığınız çalışmanın yedeğini nasıl alacaksınız? Bunu da bilmeniz lazım. Arkadaşlar ekrana bir bakın. Bu yaptığınız kodların yedeğini nasıl alabilirsiniz? SRC'ye sağ tıklıyorum. En altta Properties seçeneğine tıkladım. Location olan kısmının hemen sağ tarafında bir buton geliyor. Oraya tıkladığınız zaman Java kodlarının kayıtlı olduğu yeri size gösterir. Yani SRC'nin içerisindeki örnek 1 ve örnek 2 Java dosyalarını kopyalayıp yedeğini alabilirsiniz. Ya da doğrudan şunu da yapabilirsiniz. Hello Java'yı ziplersiniz. İçerisinde bin klasörü var. Binin içerisinde klaslar var. Yani derlenmiş Java dosyaları var.
sizin gözle görebileceğiniz Java dosyaları nokta Java uzantısındadır. Nokta class derlenmiş Java dosyasıdır. Yani nokta class'ın içerisini açıp göremezsin. Ama nokta Java dosyasını açıp gözle görebiliriz. Yani bu yedeği nasıl alacaksınız? Tekrar göstereyim. Projeye ya da SRC klasörüne sağ tıklayıp Properties'e tıkladınız. Location yanındaki butona tıkladığınız zaman kayıtlı konumu sizi zaten götürüyor. Bunları yedeklemeniz yeterlidir. Yine eğer projeyi kopyalıyorsanız, kopyaladığınız projeyi kişisel bilgisayarınızda nasıl açarsınız onu da göstereyim. File'e tıkladınız. Open Project from File sisteme tıkladınız. Directory. Bir klasör seçiyorsunuz. Mesela Hello Java. Hello Java klasörü aç dedim. Finish'e tıkladığım zaman kişisel bilgisayarınızda burada yapmış olduğunuz Hello Java projesi şuraya düşer ve kodları açabilirsiniz. Yani projeyi komple kopyalamamız yeterli olur. SRC ya da BIN'e değil de Hello Java'yı kopyalayın. Klasörü kopyalayın.